أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم دنيانın her kayısı caydadaki kırındaşlar آته الله سبحانه وتعالى نسب قصة 2018 8. ayınınki 13. günü yani آته Hicriye 1439. yılı 13. ayının 1. günü oldu yani Hacı ayının 1. günü oldu. Şimdi Allah Subhanehu ve Teala bu Hacı ayınınki dastlabki 10 gününü naiti uluğ gün kılıp yarattım dedi. Şimdi hazır benim aldığımda telefon var. Belki beni anlayan kardeşlerinin kulduğumu bir telefon var. Şimdi kendi bu telefon malum müddet işletkenden ki tuh kaçlaşkı ihtiyacı boğandık. Bizden ama bu dünyada imanımızın zerretlep turuşka ihtiyacımız var. Şunun Allah Subhanehu ve Teala muşu muayyen bir mevsimlani, muayyen bir küllani, muayyen bir heptilani, muayyen bir aylani muştak imanını yukarı pellede ama da zerretleydiğen kün kılıp bitti. Mesela günde 5 vakit namaz okuyumuz, imanımızı zerretleyimiz. Hem de hepte de bir cüme okup imanımızı tekim bekrek zerretleyimiz. Jilde bir kıtım roz tutup imanımızı zerretleyimiz. Jilde bir kıtım hac kılıp, ya ömrümüzde, jilde mes, ömrümüzde bir kıtım hac kılıp imanımızı en yukur pellede zerretleyimiz. Mesela bu hac iyi diyen gibi, hac naiti uluğ ibadet kardeşler. Allah Subhanehu ve Teala zimindeki Mekke degen cayga üzünün herimini kıldı. Yani maminin üyüm de dünyanın her kaysi caylardan Allah'ın ispkan kişinin çakırıp apırıp iman ögünüşke şu haremge ep geldimdi. Hem de haremge bağalla imanın uyadı zerretlese haremge baramgalla imanımızın kanda zerretleyimiz. Manı bu hacinin 10 günü kardeşler imanını zerretleydiğin gün. Hem de Allah Subhanehu ve Teala işte bazı küllerini bazı küllerden uluk kıldı. Bazı keçilerini bazı keçilerden uluk kıldı. Bazı aylarını bazı aylarını uluk kıldı. Bu şu küller içindeki yani kündüz içindeki en uluk gün olsa bu şu Zulhecinin destlepki 10 günü. Ve bu 10 gün içindeki en uluk günü olsa harp günü. Hem de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte bu günü nâit uluğ da bilgen. Allah subhanehu ve teala mu Kur'an-ı Kerim'de vel fecri ve leyalin aşır da muşub sübhi bilen kasem ve un keçi bilen kasem digenle El Rezzallahu anhu Katarlık bir neç İbn Abbas Katarlık bir neç tefsir şunaslar muş Zulhecinin 10 gününü bilen Allah kasem kanıydı. Çünkü Allah kasem kılışı bu günün uluqluğunu bildirdi. Hem de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem o hadis-i şerif şundaktaydı. Mâ min eyyâmin el-amelü s-salihu fîhâ ehabbu ilallah min hâzihil eyyâm. Yani kâlu ya Resulallah velel cihâdu fî sebîlillah. قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء. Bunda dediğine Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şundak dedi. Yani şundak bir külle var ki o künde kılınan emelle Allah subhanahu ve teala'ya en suyumluk emeller dedi. Malum bir külle var. O küllerde kılınıp kalan ibadet Allah'a en süyümlük ibadet etti. Yani demek ki şu Zulhecinin 10 gün içinde kılınan ibadet yani Resulullah Zulhecid durup şu küllerde kılınan ibadet Allah'a en süyümlük ibadet onun aldığı tutulan bir gün yok etti. Şunun sahabıyla bu Resulullah'ın sözüden bu gündeki ibadetine nait uluğluğunu his kılıp ya Resulullah Müşkündüm başka vakit kılınan cihat mı bu ibadetle aldık ütenmepti dedi. Ütenmeydi o dedi. Ama aldığımız 10 gün kardeşler. Ütenmeydi o dedi. Ama bir adam yüzünün cini ile meli ile cihat çıkıp
cinni menni birip şehit olup gelse, manın aldığa ötkülanmaydı. Bu musa, aş cihantı mı ebzel ibadet demek. Bunda dediğinden, muş aldığımızdaki ayetinden başlayıp buluduğun 2018, 8. ayına 13 gün, 3 gün sonra başlayıp buluduğun bu küllerde 10 kılık ibadetinin ne kadar ne kadar Allah suyumluk bir külle ikkerliğini bizge bu hadis arkalık Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deppeli. Hem de muş ayetinden başlayıp kündü kılınan ibadetler, mesela periz ibadetler, başka periz ibadetlerden Allah'a bek suyumluk ve ecir katta. Ayetinden başlayıp kılınan 10 gün içinde kılınan nefli ibadetler olsa, başka vaxtıda kılınan nefli ibadetten Allah'a bek suyumluk ve başka vaxtıda kılınan nefli ibadetten ayetki 10 günlerde kılınan nefli ibadet ecri bek katta buldu kardeşler. Hem de diş alamamken, onda olsa bu naiti uluğ günken, muş 10 günde kayısı ibadetini kısak yakşı buladı. Birincisi, kayısı kadırı bulalsa, kayısı da kulumuzdan kese, kayısı jürükümüzden çıkıp semeyülen kısak, Allah şu yakşı kurduğun ibadet. Lekin ben size, muşu bir netçe ibadetini bir meslehet vermek için de. Kırındaşlar. Muşu ayette kılınan ibadetlerinin içi de en katı ibadet muşu ebuçallak kardeşler. Femen ebe ve eslah fe ecruhu alallah deydi. Yani bu biz nurgun sevaplı kişilerini kılımız onun ecirleri buldu. Lekin bir neç sevaplı kişi var. Bunun ecirini Allah men pekat üz kulum bilen bir mendigen. Çünkü Allah bese Allah'a layık birdi. Her kandı kadem üzü layık birdi. Allah bir kalsa acayip bir dağılıklarını hepimiz bilmez. Allah deydi o kim ki epu kılıp ıslah kısa onun ecerini ben bir mendiydi kardeşler. Şunun için muşu ayetinden başlayıp kılığa 10 gün içinde kılığa ibadetinin en katısı Müslümanlar epu can buluş. Er ayallah haplış kaptu epu kılış. Hoşnu kulum haplış kaptu epu kılış. Siyasilerimiz kapılışıp kaptığı birbirine epu kılış. Yani ayetidim kılındığan ibadet, en Allah'a yakış gördüğün ibadetinin birisi epu can buluş kardeşler. Epu can buluşumuz engep, yani bir adamını usak uralayımız, kısas asak kısas alalayımız, bizden tuğra durup karış tarafına epu kılış kardeşler. Yani küçümüz yetmese, ya ki kulumuzdan başkış kemeyi keçirvattım emez, kulumuzdan kısas alsak kısas alalayımız. Keçirmesek işim kılanmaydı. Şu tek bizim tuğur durup mu? Başkalarını apu kılıbetiş. Manu bu ayet gündeki en uluğ ibadetten katar akıdı arkadaşlar. Çünkü ben dedim o. Femen afa ve eslah fe ecruhu alallah. Kim ki apu kılıp öz ara ıslah kılgan olsa bunun ecir Allah'a buludu dedi. Hem de bu apuçallık silim bülüsüyle, mesela şu Kur'an-ı Kerim'de Sürü Yusuf, yani Yusuf Aleyhisselam'ın sürüsü bu. Mesela Yusuf Aleyhisselam'ın sürüsü de Nurgun Adem Yusuf Aleyhisselam bilen Züleyha otursaki vekaldeki bir küngül buldu. Hem bir muhim vekalik var arkadaşlar. Yusuf Aleyhisselam, yüzünün kırındaşları terpidin astın bir kuduk taşlandı. Kalap durup kuduk taşvetip ketti. Bir neçe yıldın kin Yusuf Aleyhisselam Mısır'da bir nüfuzluk bir şahs ayılınıp akılları aldığı kegen çağda men seni keçirvettim, Allah seni keçirvetsin deyip bu sürü muşundak tüyügen. Biz bu sürüdün ügündüğün, bütün ügündüğün işinin katarı da en mühim iş bunu apuçallı kırındaşlarımız. Yani öyle bakılır, Kur'an-ı Kerim'de ehsenul kasas, en güzel vekalik de bayan kılınan Yusuf Sörüs'tü ki, biz ögündüğün derslerinden birisi apuçallık. Yani hazır kanunu sepkasak, Yusuf Aleyhisselam özünün kırındaşlarına en addisi ölüm ya ki müddetsiz kamak cezası bulattı. Lekin Yusuf Aleyhisselam ne dedi? La tesribe aleykum liyum. Sile bugün de malamet yok, ben sana hesap düşüp oturmayayım. Allah seni keçirvetsin, ben keçirvettim dedi kardeşler. Şunun için Uygurla, öz ara, meyli siyasi, meyli ictimai, meyli iqtisadi, muş keçirimçan, sen keçirelisen,
Sen karab Allah seni keçirdi. Ve fe ecruhu alallah. Ecirne Allah birudu diyenken karındaşlar bu en katı ibadet. Ben bu hakta apucalık hakta cek söz hep oltumayım. Çünkü benim başka derslerim var. İkinci menselege meslehet ayetlerden kıldığın çok ibadetlerinden birisi karındaşlar. Şu hed kilovat odu. Hem Allah bek yakşı kurduğun bir ibadet. Aciz miskillerinin besin sılaş. Tul ayallarının besin sılaş. Vatan millet için iktisadi yardım kılış. Manevi yardım kılış. Ahbaratçı yardım kılış. Kulumuzdan ne mi kese kırındaşlar? Muş sahavet işini, pidakar buluş bu dinde en özel ibadetlerden biri. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem İmam Bukhari, İmam Müslim nakıl kılan Ebu Hureyre radıyallahu anhu Resulullah'dan men anladım de bayan kan bir hadis-i şerifte şundaktaydı. Es-sa'i alel ermele vel miskin kel mucahidi fi sabilillah evul qaimul leyl saimun nehar dedi. Öyle bakın. Muşu yetim ballanın, tulhutullanın, aciz miskillerinin beşini sılayman dep, şulanın hacetidin ihtiyacın çıkış için mangan pidakar kırındaşla cihat kan bilen uhşaş mücahit buludu der kırındaşla. Oyla bakıla. Mücahit diyen gep, İslam'da cihat diyen gep, diye yani doğru. Allah rızalık için şeriat uygun cihat bop kalsa, bunun aldığı ütüdüğün savap ecir yok. Ama muşu aciz miskillerinin, tulhutullarının beşini sılaş, aş mücahidinin ecir buldu. Ya ki kündüz roz tutup, hiç uklamayın namazka adamın ki, namazka adamın ecir buldu o dedi. Bana bu Ramazan, mesela karındaşlarımız, mesela nazirmen Türkiye'de etrafımızda kurballı kılıç, kudurt yok kişilerimiz var. Mesela Rum karındaşlarımız bulup Avrupa'da kurballık kılanmaydı. Ya ki iki kurballık kılıç kuldun kese birini mi yegevese birini üzüksa yetimlağa acizlağa bülüp esek bu şu 10 gün içindeki en katta ecir savap verildiğin işlerinin birisi. Yeni birisi karındaşlarımız şu katta ecir verildiğin işlerinin birisi. Ayette bir roz tutuş karındaşlar. Emoş 10 günde kulumuzun kip kalsa roz tutuş. Ende bu roz tutuş diyen gibi nefsi ile küreş kılışandı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den hadis-i şerifti mi? Men sâme fî sebîlillâh men sâme yevmen fî sebîlillâh bâ'adallâhu beynehu ve beyne vecihinnâr. Hadisini yani men sâme yevmen fî sebîlillâh bâ'adallâhu vecihehu aninnâri 70 harîfen dedi. Bir adam Allah rızalık için bir gün roz tutsa o adam ne? Yani o adam bilen dozakının otursunu 70 kış jıraklaştırıvat yani 70 yıl jıraklaştırıvat dedin gibi kardeşler. Yani sen bir gün Allah rızalık için roz tutsan sen bilen dozakının ağırlığı 70 yıl jıraklaydı o dedi. Yine bir hadis-i şerifte bu ne için çok ibadet dedim. Bu ibadetin ama ecerine Allah membirmen deyken. Kulle ameli ibni adem lehu illa siyam. Ha insan özünün barlık kan işinin ecerini aludu dedi. Dep bulup ma ruzunun ecerini üzen birmen dedi. Ben dedim kardeşler hem madem özüçlük verdi. Allah sehavet, ken kusak, ken kol. Bu Allah berip kalsa Allah özünün sehi degen süptik layık berdi. Yani hesapsız berdi o degen gap kardeşler. Anandan keyin bu roza bizge bir sabırçallıkni, çidamçallıkni öğütüdü kardeşler. Ma nefsinden yığılıp kalan adam çimeyle bilen uğraş kılanmaydı, çimeyle aldığını yap kaldı. Bu roz degen gap yani sen muş ıssıkta, muş küllerde Allah rızalığı için ruhsuz tutsa, olduğunda ki naz nimetini yemeyse, ben bu nefsi ile küreş kılıç diyen gel. Bu pek mühim ki arkadaşlar. Yani Allah subhanahu ve teala Kur'an-ı Kerim'de Ya eyyuhallezine amenu Ey iman itkadı kişiler Isbiru deydi. Sabır kılınla deydi. Yani sabır kılıç için gel, çidamçan buluş. Naat, çidamçanlık, gayretlik, immetlik buluş arkadaşlar.
deb bo'lib, va sabiru uzang chidamchan, himmatli, g'ayratli bo'lsan, va sabiru boshqalarni chidamchan bo'lishga undaysa dedi. Qirindishim sabr qilaydi. Qirindishim Allohga ishinaydi. Qirindishim bu vaqtli ishlab boshqalarni chidam bo'cham bo'lishga hamdan bo'ladi. Mayli maddi ma'naviy jihatdan boshqalarni chidamjon bo'lishga undaydi dedi. Va sabr. Va robitu tayyor turinglar dedi. Ribat degan gap arabchada rabatamda etini bog'lab jihatga tayyorlik qona dedi. Aş tayyor turinglar jihat uchun mu, fidoi uchun mu, kofirlar bilan jang qilish, kurash qilish to'xtovsiz Alloh yo'lida, Alloh rizoligida kurash qilish uchun mushular tayyor bo'linglar deb deb neydi? La'allakum tuflihun. Mushunda bo'lgan joyda sizlar qutulishingiz mumkin dedi. Nimadan qutulamiz? Bu dunyoda zolimlarning zulmidan qutulamiz, oxiratda do'zaxning azobidan Allohning nafridan qutulamiz. Bu sabra ikki dunyodagi baxt saodatning ochqichi. Endi bu sabrni qandoq sabr bo'ldi desa, sabr qilishdan insonda yetildi. Qanday sabr qilamiz? Shu nafsimiz bilan kurash qilamiz. Insonning eng ashaddiy dushmani Xitoydimi bak ashaddiy dushmani? Shaytondan bak ashaddiy dushmani insonning mushu yuzidagi nafsi qarindoshlar. Shuning uchun biz mushu ro'z tush orqali sabr qilishni, chidamchan bo'lishni mashq qilamiz. Kofirlar har qancha kuchlik bo'lsa, sabr qilamiz, chidaymiz. Kofirlar har qancha vahshiy bo'lsa, chidaymiz, ham chidishimiz kerak. Chuqum chidishimiz kerak qarindoshlar. Zot oxirgi tiniqimiz qolgacha, oxirgi bir tom chiqqan qolgacha chidamlik, pulatdek iroda. Alloh ishancha tulib tashqan ishancha Uyg'ur andoq millati Uyg'ur degan undoq qilinmaydi degan gap o'z holi bo'lgan adam. Payg'ambar aleyhissalom nima deydi desa, millatim tugashdi degan adam oldidan o'z tugashgan adam yoki millati tugash degan adam shu deydi. Shuning uchun Uyg'ur andoq, voy bu haq kelishmaydi. Bizning siyosatlarimiz andoq, bizning mollarimiz mandoq deb kashkicha millatning g'ayvatini qilgan, millatningki bir jamiyatda bulinish, davolg'ish paydo qilgan adam bu munofiq mavzu. Shuning uchun Uyg'ur millati oshindoq bir 1 milliard necha yuz million dunyodagi eng kuchli bir kofirga dushman bo'lishni tanlagan Alloh bilib turib tanlaydi bizni. Chuqum bizda bir yaxshilik bor. Ash kofirlarga tetiyalligidek kuch, quvvat, iymon bizda bo'g'alikni Alloh tanlagan. Alloh xato tanlab qolmaydi qarindoshlar. Hargiz ma umidsizlandigan, irodasiz bo'lgan, chidamsiz bo'lgan ishni qilmaydi. Shuning uchun Qur'oni Karimda mu va in tasbiru va tattaqu fala yadurrukum kayduhum shay'a dedi. Sen chidamchan bo'lsanglar Allohga taqvodor bo'lsanglar, kofirlarning hilmi kirsiligi ishlamaydi dedi. Shuning uchun qarindoshlarimiz har qanday eb qochdi gap, bizning ruhimizni tushirgan gap, ham chidaymiz qarindoshlar. Chidam Allohga bo'lgan ishonchimiz bizning cheksiz. Vatanimizning chuqum bir kuni qo'limizni o'tadiganligi bo'lgan ishonchimiz cheksiz vaqt masalasi. Shuning uchun mana bu ro'z tush orqali biz mana chidamchanligimizni oshiramiz. Shu chaqda Dövlət qulumuzğa kildi. Nimişqa Allah, siz səbrə qısanlar, başını çidamçan bolsanlar, başqını çidamçan bolışqı ündüsanlar və tayyor halətdə, üzənli hər xil maharətdə, imanda, əqidədə, ilim pən bilən qurallanıb, bilim bilən qurallanıb, əxlaq bilən qurallanıb, milli ininglarını, milli səviyyənglarını üstüsanlar, Çuqum qarindoshlar, Alloh la'allakum tuflihun. Mush yo'llarda chidamchan bo'lsanglar chuqum nijot topasizlar degan gap. Dushmanning zolimning qulidan qutulasizlar. Sizning davlatingizlar qulingizga keladi, beshingizga davlat qush qo'nadi degandek bo'ldi qarindoshlarimiz. Biz shuning uchun mush chidamchan bo'lish. Men nur o'ylab qo'ygan qarindoshlarimiz. Nima uchun nurg'un odamlar o'zining jinini, milini, aqlini bizning mush islom uchun mazlumlarning erkinligi uchun dasmi sanmaydi bo'lsa, ularda
ishonchi bo'lmaganlikdan, ularda bir himmat bo'lmaganlikdan, ularning Allohning va'dasiga ishonchining kamligidan shunday bo'ladi. Ey dunyoda zulmga qarshi turishdimi, katta ibodat bormi? Dunyoda ezilganlarga yordam qilishdan katta ibodat bormi, mang deb aytgan qarindoshlarimiz? Eng katta ibodat. Shuning ayt kun 10 kun ichida qilgan ibodatlar mana mushundoq roz tutish, yetimlarning beshini sallash, apuchan bo'lish. Mana bular Alloh subhanahu va taolo bizga tayyorlagan ajr savoblar. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo deydi: "Innama yuwaffas sabiruna ujurahum bighayri hisob." Chidamliklar deydi. Ya'ni sabr o'quvchilar, chidamchan, irodali, g'ayratli bo'lganlarning ajri hisobsiz bo'ladi. Ya Alloh, hisobsiz. Alloh hisobsiz bo'lsa, bu nima degan? Bu buning mohiyatini qiyomat kuni bilamiz, qarindoshlar. Masalan, men bir misol so'zlay. Yer sharidan tortib, masalan, 1 birning keyiniga 0 ni qo'yib, bu 0 oy shariq tutashgan bo'lsa, oy hisobsizning oldida mayish qancha son emas, qarindoshlar. Shuning uchun innama yuwaffas sabiruna ujurahum chidamchan irodali kishilarning ajri hisobsiz beriladi deymiz. Hammamiz zolimning ko'ziga taqalgan bir mix, qarindoshlar. Qatti bo'shashmanglar. Voy inshaalloh biz hozir hammamiz mushundoq bir xil umidsizlangan bilan shundoq bir kun keladiki Alloh bizni xijil qilibdi, qarindoshlar. Bu gapimni chin tutinglar. Shundoq bir kun keldiki, ba'zilar mushu yo'lda o'zining vaqtini chiqarmaganligi, iqtisodini chiqarmaganligi, Allohga bo'lgan umidining, iymonining ojizligidan shundoq bir kun keldiki, Allohning oldida xijil bo'ladi. Alloh bizga shundoq bir nusratni beradi, ishninglarga cho'qim beradi. Alloh subhanahu va taolo nim dedi: "Sabr qilinglar, boshqalarni sabr qilishga undanglar, tayyor bo'linglar, moddiy va ma'naviy jihatdan tayyorlik qilinglar, uzangni kuchlantiringlar, la'allakum chuqumsizlar, nijot topasizlar." Nijot topasizlar dedi. Nimadan nijot topamiz? O'zimiz mush dunyo duch kelgan qiyinchiliklardan nijot topamiz, oxirat nijot topamiz. Alloh nijot topish uchun bizni sabr qilishga buyurdi. Sabr qilishda o'zimizni yetildirishimizni ro'z tutishimiz kerak. Shuni aytdi. Bundan eng katta ibodatlarning biri roz tutish, qarindoshlar. Eng bir gaplar va chidamchanlik iymonning yerimi deydi. Chidamchanlik, ya'ni sabr qilish iymonningki yerimi. Nimadan sabr qilamiz? Gunoh ma'siyat o'tkizmaslik sabr qilamiz. Zolimlarga qarshi turish sabr qilamiz. Musulmonlardan kelib qolgan ba'zi o'qishmaslikdan yoki ba'zi iymoni ojiz musulmonlardan kelib qolgan aziyatga sabr qilamiz. Va mushu haqqoniyat yo'lida minishda Sharq Turkistonda balki butun dunyoda adolat nizomining barpo bo'lish yo'lida sabr qilamiz. Biz shuning uchun yashaymiz. Ilohiy adolatning yarishorida umumlash uchun Turkistonda emas, butun yarishorida ilohiy adolatning ya'ni adillikning barpo bo'lish uchun biz shuning uchun yashaymiz. Alloh subhanahu va taolo shuning uchun yaratgan. Adillik barpo bo'lsin. Yer sharni butunlay adolat, adillik, insof, mehribonlik, kuyumchanlik, barobarlik umumlashsin. Shuni qilinglar deb Alloh bizni bu dunyoga vaqtliq shu intam uchun bizni bu dunyoga yaratgan. Shuning uchun chidamchan, sabrchan bo'lamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Mushu 10 kun ichida ən yaxşı ibadətlərini qılıb alanlar, fürsət, qənimət, telefonu yaxşı mayını tokuna qaçılğandak bu 10 gün içində imanımızın buluşuq zərətləyimiz, iradəmizin zərətləyimiz, Allahqa bolğan işəncimizin zərətləyimiz. Bu 10 gün aqıllıqlar üçün qənimət və mühim fürsət bulduğan gün. Xoş.